Değerli Trabzonlular, hemşerimle bu aralar anlaşamıyoruz. Ben normalde meydanlarda geleceği anlatıyorum, geleceği. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ne olacak? Bak diyorum ki, 10 yıl önce dünyanın en büyük 10 şirketinden 5'i ya petrol şirketiydi ya da buna benzer. Ama bugün değişti. Artık bilişim şirketleri, iletişim şirketleri öne geldi. Ben bunları anlatırken ikide bir de bana laf söylüyor. Ben de mecburen cevap vermek zorunda kalıyorum. Onlardan birisi şu. Ben dedim ki partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen'e gidip icazet aldın mı? O da bana dedi ki İspatlamazsan namertsin. Ben de diyorum ki ispatlamazsam namerdim. Şimdi ben de şu soruyu soruyorum önce. Bir, kiminle gittiğini biliyorum. İki, bana bunu söyleyen kişi seninle birlikte giden kişi zaten. Beraber gittiniz ki. Ama ona zarar verirsin biliyorum. Şimdi aranız bozuk. Zaten yanında kim kaldı ki yola çıktı? Bülent Arınç yok, Abdullah Gül yok, Ertuğrul Yalçınbayır yok. Yok da yok. Kim kaldı ki zaten? O günlerde beraber yanından ayrılmayan kişi bana dedi ki biz beraber gittik. Şimdi ben onu korumak pahasına söylemiyorum. Ha derse ki bana böyle derse ismini de veririm. Ayrıntılar da saklı. Ama 24 Haziran'dan sonra tümünü anlatacağım zaten merak etme. Acele etme.